Serdar Arseven, Kürtler PKK'lı mı? Ya da PKK Kürtlerin temsilcisi mi? Bu böyle mi? Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu bunun böyle olmadığını ısrarla vurguluyor. Şu sözleri çok önemli. Bu örgüt Kürtlerin tek temsilcisi değildir. Kürt sorunu diye bir sorun tanımlanıyorsa, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki hatta İstanbul'daki, Konya'daki, Cihanbeyli'deki, Kulu'daki Konya'nın ilçelerindeki bütün Kürt kardeşlerimizin söz söyleme hakkı vardır. Kimse bir tek ben konuşurum diyemez. Son olaylar gösterdi ki bunların niyetleri çözüm sürecini baltalamak, en büyük darbeyi de Kürt kardeşlerimize vurmak, onları cezalandırmak yakılan işyerleri oradaki halkımızın işyerleri yakılan okullar oradaki çocuklarımızın okulları yakılan kuran kurslarında ağırlıklı olarak kürtler ilim tahsil ediyor bu örgüt en büyük zararı kürt kardeşlerimize veriyor evet sayın davutoğlu yerden göğe kadar haklı pkk'yı kürtlerin temsilcisiymiş gibi göstermek görmek kürtlere haksızlık pkk'nın dünya görüşü kürtlerin hakim dünya görüşü değil bu laikçi bir örgüt tek tipçi, vesayetçi, baskıcı, jakoben ve ulusalcı. Tıpkı malum izim gibi köşeye sıkıştığında din istismarına yöneliyor, bir takım sözde ilahiyatçılardan, sözde hocalardan falan faydalanıyor. Kullanıyor. Aslında dine saygılıyız söylemine PKK da sarılıyor. Bizim de ninelerimiz başörtülü mesela. Kobani bahaneli son eylemlerde Kur'an kurslarını ve Kur'an-ı Kerimleri yakmaları, Müslüman Kürtleri dirilerine, ölülerine içkence yaparak katletmeleri, dünya görüşlerini ortaya koyuyor. Malum izimin yakın tarihteki birçok uygulamasına benzer tavırlarını göz önünde bulundurduğumuzda, iki zihniyet arasında fazla bir fark olmadığını idrak ediyorsunuz. Peki, bu böyle, PKK Müslüman Kürtleri temsil etmez, asla etmez. O halde çözüm süreci boyunca daha ziyade PKK ve uzantılarının muhatap alınmasının çok sağlıklı bir durum olmadığını söyleyenlerin tamamen haksız olduklarına hükmedemeyiz. Evet yönetim öncelikle silahların susmasını hedefledi. Silahların konuştuğu yerde aklı selim susar. Bu bakımda muhatap meselesinin bir yönünde fazla sıkıntı yok. Ama meselenin öbür tarafı yani esas tarafı bir ölçüde ihmal edilmiş gibi. Önümüzdeki süreçte Kürt halkının gerçek temsilcileri olan manevi dinamiklerimizden daha fazla istifade etmek, onları daha görünür kılmak, toplumu onların sıcak mesajlarıyla buluşturmak şart. Geçtiğimiz günlerde bu sütunda Güneydoğu'dan bir alimin Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hitaben kaleme aldığı mektubu yayınlanmıştı. Mektubuna Bismihi Teala diyerek giren alim, çözüm sürecine destek verdiğini belirttikten sonra şunları yazıyordu. Şimdi diyoruz ki yaptıkları son zulüm, kan gözyaşı yakma ve yıkma olaylarını ve barışı istismar ile bozmalarını dünyaya, halklara, ülkemiz ve bölgemiz vatandaşlarına anlatacak bu avantajlı durumu yerinde ve yerince anlatacak, ikna edecek kişiler, kurumlar ve benzeri yok mu? İlimhane olan medreselere ve size oy versin, vermesin. Sivri bir şekilde politize olmamış İslami cemaat, İslami STK ve fertlere destek en mühim çaredir. Vicdanın da aklın da yolu bir muhatap tabanın genişletmek şart. Sayın Davutoğlu bunu bir ölçüde yaptı, daha fazlasını yapmaya devam edecektir. Serdar seven yeni akit